Bugün neler var? Ben geçen pazar günü yayınımı yaptım. Pazar akşamı şak diye bir video düştü. Kimin videosu düştü? Zeynep Avcı'nın videosu düştü. Zeynep Avcı ne yapmıştı? Zeynep Avcı Güliz Ayla'nın bir şarkısını okudu değil mi Özgün? Öyle Sev şarkısı. Ve bu şarkıyla ne oldu? Kaçıncı tura gelmişti? Çeyrek finale gelmiş. Quarter final diyor zaten. Çeyrek finalde elendi. Artık ondan sonra işte yarışmaya devam edemiyor şimdi. Fakat bir performans daha sergiledi. Hafta başından beri hani nedir, sizin fikriniz nedir? Ben de fikrimi söylemek için hazırladım. Başlayalım. Ben de sizle beraber izleyeyim. Baştan sona izlemedim. Bu hafta sizin için seçtiğim şeyleri Tepkinin Parçası hariç izlemeden. Doğa İçin Çal var mesela biraz sonra. Hiç izlemedim. Bilerek burada ilk izleyeyim diye. Gülizay'la Öyle Sev Zeynep Avcı performansı başlayalım. Başlıyor şuralardan bir yerden. Sesini de açayım. Bir kere bir parçayı hiç bilmiyorum. İlk defa duyuyorum. Gece şehre düşmüş, ben hala bulanık, görüntüm bazen net. O sahneyi gene muhteşem yapmışlar. Balonlar efsane fikir. Bazen de bulanık. Arka taraf Kapadokya mı ya? Karma var, kanıtlandı. İnandım artık, kim bilir kimler olduk ve kaç kere karşılaştık. Önceki yabancı. Oo, bir de havalanıyor. Bu arada Zeynep gerçekten çok güzel söylemiş şarkı ya. Şıkır şıkır söylüyor yani. O alt renkleri o kadar güzel gelmiş ki. Zeynep bu performanstan önce bayağı dinlendin galiba ya. Çok güzel bir uykusunu almış şarkıcı sesi var sende şu anda. Dinamik geliyor rengin. Daha önceki parçalarda mesela bir öncekinde de böyle yorgun gibiydin hep. Hep uykusuz, hep yorgun. Bu parçada böyle bayağı uyumuşsun, bayağı dinlenmişsin bir havası var. Doğru mu acaba? Önceki yabancı. Altlar ne kadar temiz değil mi? Hep ışırtılı geliyordu çünkü. Daha keskin. Ooo, sandalye bile efsoymuş ya. Abi küçük detaylar işte ya. Küçük detaylar her zaman büyük iş yapıyor. Müthiş. Yine de denk geldik işte. Hikayemiz ezberimde. Tertemiz. Wow. Öyle sev, öyle sarıl ki bırak nezaketi, görelim cesareti. O autotune, hafif yarışmada verilen bir autotune var. O çok bariz duyuluyor. Fakat hani şarkıcının performansını olumsuz etkileyen bir şey değil. Tatlı bir destek veriyor. Tabii otururken ilk girişinde bir sıkıntı yaşadı. Patladanak böyle hop diye yukarı çıkınca o gerin... Mesela bakın. Şuradan giriş. Geldi ya. Düşür bak. Öyle sev! Bir anda bir düştü patladı. Yani volüm dengesini ayarlayamadı. Tabii o büyük şeyi harcadıktan sonra da asıl gücü. Öyle sev! Öyle! Diye bir kaldı. Sonra toparlıyor ama... Bir tek burada bir patlıyor. Onun dışında her şey çok iyi. Tabii otururken böyle tonlara çıkmak da kolay iş değil. Gidiyorum. Yine abi efsane altyapılar gene. Yarışma baştan sona kusursuz ya. Hem Zeynep için kusursuz geçti bence. İlk performansından bugüne kadar giydikleri, sahne ışıltısı hep üstüne koydu. Yani resmen Zeynep kendini geliştirdi burada. Yarışma bir işe yaradı ya. Ben bilmiyorum ama yarışmadan ne beklentiniz var sizlerin? Neler bekliyorsunuz? Ama bence bir yarışma, yani yarışma formatlı mantığın şarkıcıyı geliştirmesi gerekiyor bence. Ya para kazandıracak abi? Tamam mı? Yani tur atladıkça para kazanıyor. Yani ekmeğime baktım, paramı kazandım. Ya da gerçekten kişisel gelişim olacak. Zeynep'te müthiş bir değişim var. İlk yalandan bugüne... 3 tane balat söyledi. Bir tane daha parça söyledi benim bildiğim. Fakat her balatta başka bir güzellik ortaya çıktı. Bence burada iyice artık ses
Ses rengi de çok güzel gelmiş diğerlerine oranla. Bu gece unutmam gülüşüne kandım. İkinci bölümde ayakta söylüyor. Yine de denk geldik işte hikayenin esmerinde. Öylesem. Şimdi o evet. Öyle sarıl ki. Aslında çok kolay gibi gözüken ters ki harfle başlıyor. Yani öylesem. Se. Evet bunlar açık gibi gözükse de öylesem. İkisinin de çıkış biçimi öylese. İkisi de aslında hep boğaz içine sesleri atan harfler. Sev. Her ne kadar bu kulağı. Sev. Tutamıyorsun. Öyle sev. Sev. Burada hep kırılma riski taşıyan bir girişi var. Hani öyle sev. Pozisyon da almıyor tam. Çünkü hani böyle o ciğerden okuma hissi için hep ayırıyor kelimeleri. Bak. Ve sallanıyor. Öyle sev. Hep vurarak söyledi. Bundaki bu A'yı böyle sanki bir şancı gibi tutuş bestesi değil bu. Öyle sev. İki vuruş var ve ikisi de sert, kontrolden kaçabilecek vuruşlar. Bestenin yapısıyla alakalı. Mesela ben bestenin orijinal halinde merak ettim aslında. Güliz Ayla okuyor değil mi? Öyle sev. Güliz Ayla. Öyle sev. Bakalım aynısını o yaşamış mı? Bir kere tonla la söylüyor şey. Güliz Ayla öyle sev akustik var. Kendi kanalı mı? Kendi kanalı. Nereden çıkmış? Hay Allah. Bu da mı netti? Ulan hem de Sony. Cart diye. Bir bakayım ton. Ne? Ha sol. Zeynep daha tiz okumuş Güliz Ayla'dan. Yemen yemen. Playback. Sonra tek kaldık. Öyle sev, öyle sarıl. Şimdi merak ettim. Bakın şimdi aynı öyle sevlere bakın. Güliz Ayla'nın tonu daha koyu bir renk ama ya. Ben Güliz... Neyse Güliz Ayla analizi yapmıyorum şu anda. Zeynep Avcı'ya devam ediyorum. Geldi. Öyle sev, öyle sarıl ki. Daha göğüsten okuyor yalnız. Pozisyon farklı. Zeynep'in bir ton yukarısı. Öyle sev. Daha kafaya yakın. Bırak nezaketi, kabullen bu kehaneti. Gördünüz mü o iyiler burada da bir hafif kayma yaşıyor. Parça. Size çok güzel bir trik vereyim. Çok tatlı. Mesela şunu çok yakınlarından da duyduğum bir şey vardır. Yıldız Tilbe de bunu çok yapıyor. Ajda Pekkan da çok yapıyor. Bazı şarkılardaki harfleri değiştirtiyorlar. Diyor ki bu pozisyona rahat oturmuyor. Hani atıyorum. Cesareti iyi mesela tepede bıraktırmıyor. Diyor ki bu kelimeyi değiştirin. Başka bir şey bulun. Diye A harfiyle uyabilecek bir kelimeyle değiştiriyor. Şimdi bu beste böyle kalpten gelen bir beste olarak gelmiş ve çıkmış. Ama aslında okunması çok kolay değil. Bence değil. Sıkıntılar var. Harf sıkıntıları var. Harf dizaynında okumada pozisyonda problem yaşayabilirsiniz. Mesela bir opera eseri bestelenirken bu harfler baştan sona çok önemli yani. Harfleri çünkü şarkıcının tekniğine, pozisyonuna göre besteliyor besteciler. Komplike bir iş yapılıyor sözlerle beraber. Bazen şarkılarda bu olmuyor. Yani o sırada öyle çıkmış oluyor, öyle gitsin oluyor ama öyle değil aslında o iş. Öyle olmuyor işte. Daha zor söyletiyor şarkıcıya. Beste şarkıcıyı söyletir. Beste şarkıcıyı söyletir. Bunu unutmayın. Ve yani daha tiz okuyor Zeynep Avcı. Bana sorarsanız ikisinde farklı rengi var. Kıyaslanması biraz zor. Fakat Zeynep'in böyle açık bir tavrı var. Hani açık açık. Whitney Houston karakterli. Tepelerde. Demek istediğim buydu. Demek istediğim buydu. Güzel. Mesela nezaketi dediğim o i'nin kalışı mesela. Görüyorsunuz değil mi? Zeynep bunu yapmış ama bu kolay iş değil.
iyi tutmak. Bir daha iyi. Bravo Zeynep, bravo. Hiç kolay bir şey değil. Baştan sona Zeynep müthiş bir iş yaptı. Kendi kariyeri için harika bir iş yaptı. İlk yalan parçasından bugüne, önce ya bu kız işte yalan söyleyebilir, işte orada söylediği için şöyle oldu. Sonra ikinci parçayı dinledik, müthiş söylüyor. Üçüncü parça geldi. Evet, artık şu anda ben yalanı hatırlamıyorum bile yani. Bir şarkıcı var ve bu şarkıcı kendi karakteriyle, kendi zevkiyle, farklı becerileriyle hepimizi etkiliyor, büyülüyor. Ne söylese güzel söylüyor. Zeynep'in geçen Sıla'yla beraber bir konserini de izledim. Müthiş söylüyor ya. Orada da çok güzel söylüyor. Yani bir şarkıcı, zaten hazır bekleyen bir şarkıcıyı tanıma fırsatı bulduk. Yani becerisi zaten yukarıdaymış. Bu yarışmayla yukarı çıktı mı? Evet, kendine de kattı. Fakat büyük şanslı. Zeynep'i tebrik etmekten başka hiçbir şey yapamazsınız. Çok güzel. Besteler Zeynep, bazı besteler şarkıcının performansını olumlu olumsuz çok etkiliyor. O nedenle şimdi mesela Tantaşçı bestesi okumak aslında kolaylık. Neden? Adam zaten şan pozisyonu o kadar iyi bilerek yazıyor ki. Anladınız mı? Yani farklı tarzda beste yapıyor o nedenle. Açık. Harfler iyi. Bir an A. Dayanamam bu dünyaya. Hep A. Dayanamam. Gitme sonum olur. U pozisyonu. Diyen dilim. Bir tek burada iyi ama o da çok dize denk gelmiyor. Kalbin yalan. Gene açık A. Gördünüz mü? Yalan. Tan öyle bir ayarlamış ki her şeyi. Hep açık harfler. Hep açık harfler. Allah Allah. Tebrikler. Zeynep bu arada İstanbul'da geliyormuş. Konseri varmış bu ay sonunda. Özgün sen göndermiştin. Ben yazdım. Karavana davet ettim. İnşallah tekrar konuk edeceğiz. İnşallah hocam. İnşallah, süper. Bu arada Süper Chat'ten yağıyor. Çok teşekkür ediyorum.